Merhaba arkadaşlar, Festival Amerika'nın hoş geldiniz. Yeni bir menajer aldım ve onunla bir online maça çıkalım arkadaşlar. Menajeri de test etmek, size göstermek istiyorum. Ben bu menajerle etkinlik maçları ve klasman maçları oynadım. Biraz aşinalığını yükselttim. Hani maksimum değil ama gayet iş görecek seviyede. İlk defa bir de online maçta test edelim istiyorum. 5-3-2 menajeri. Ben normalde 5'li savunmayla oynamıyorum. Fakat hani bunu da bir denemek istedim. Orta alandaki 3 tane futbolcu ofansif orta saha olabilir ya da 3'ü de göbekte yapılabilir. Ben 2 göbek bir ofansif orta saha tercih ettim. Menajerin adını da hemen göstereyim. Çok zaman kaybetmeden Paulo Sosa diyelim biz. Hani 3 tane göbeği göstereyim. Hani ofansif orta saha yapabiliriz. Mesela Beckham'ı göbek değil ofansif orta saha. Ya da Cruyff'u ben ofansif orta saha dedim. Hani istersek göbekte yapabiliyoruz. Ve son olarak Matheus'u da göstereyim. Ofansif orta saha yapabiliriz. 5-3-2 tarzı. Hemen bir rakip aramaya koyulalım. Menajerle ilgili bilgiler vermeye de devam edeceğim arkadaşlar. Menajerle ilgili özellikleri de ben ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Oynadığım kadarıyla size şu bilgileri verebilirim. Şimdi 5'li savunma var. Önünde de 3 taneyi ben göbekli denedim. Ofansif orta sahalı denedim. Top rakipteyken 8 tane oyuncu birbirine yakın oynamakta. Ceza alanı içinde önünde bir anda 8 tane oyuncu mu oluyor? Rakip hani pozisyona girmekte zorlanabilir. Tabii ben bunu online maçta test etmedim. Hep oyuna karşı oynadım. O avantajı var. Topu kaptığımızda da ileride 2 tane santraforumuz var. Ben hızlı oyuncular tercih ettim. Hani onlarla verkaç yapıp genelde gol pozisyonlarına girmeye çalışıyordum. Şöyle bir form durumumuza bakalım. Kalecimiz formsuzmuş. Yedeklerde hani hamle oyuncu durumumuz var. Böyle kalsın. Rakibe de bakalım. Rakip 4-3-1-2. 3 tane dost var. Onay, rakibin santraforları da çok hızlı. Biri Fernando Torres, diğeri de Haaland. Haaland'ı biz düşüremedik ama rakip 3 tane defansif orta sahalı oynuyor. 4 tane de savunması var. Ben de 5 savunmacı. 2 göbek 1 ofansif orta saha. Maça rakip arkadaş başlıyor Fernando Torres'le. Ben Cruyff'u geriye doğru çektim. Belki verkaçlarla gelir diye ama gelmedi öyle. Haaland dolaşmadan Varan girdi araya. 3 tane stoperimiz var. 2 tane bek. 5 tane savunma attı. Beckham ve Matheus'un da savunması iyidir. Hani göbek oyuncularımızın. Matheus'a da geldi bu arada. Şurada bir verka çok... Haydi bir şut deneyelim. Kornere de çıkmadı. Kaleci Neuer sektirdi ama hemen kontrolü sağladı. Kornere doğru sektirseydi keşke. Araya girdik. Rashford'dan bir bak. Torres'le köşeye doğru 1-0 oraya geçtik. Torres hani diğer köşeye vurmayı tercih etti ama güzel vuruş yaptı. 1-0 öne geçirdi. Biz az önce Cruyff'la golü bulamamıştık. Bu sefer Torres'le golü kaydettik. Yine bir pas hatası rakipten. Geçer mi Rashford'a? Şöyle bir şut şansımız var. Rashford dalan şut geldi. Peş peşe goller. Ya vurduğumuz gol oluyor resmen. 2-0. Dakikada 13. Rashford'la da golü bulduk. İki forvetimiz maça çok iyi başladı. Delit 3 stoperimizden birisi. Hani top rakipteyken de isterseniz arkadaşlar aşağı taraftan da haritadan da oyuncuların pozisyonlarına bakabilirsiniz. Top hani rakipteyken ben bazen göz ucuyla oraya da bakıyorum. Hani oyuncuların yerlerine. Genelde birbirlerine yakın oynamaktalar. Delit çok iyi girdi araya. Top rakip nasıl bir anda hani hücuma çıkıyorlar. Yakındılar. Bir anda hücuma çıkarken dağıldı benim oyuncular. Bu anlamda sevdim. Yani top rakipteyken savunma anlamında iyi bir menajer. Rakip iyi geldi. Boşluk yakaladı. Ama ota gitti. Orada çok güzel bir boşluk yakaladı. 3 tane stoperimiz var ama birisinin tam ileride olduğu yere doğru attı. O boşluğu çok iyi gördü. Haaland ama çok kötü vurdu. Hatasız çıkmak lazım. Savunmada çok adamımız var. Yani istediğimizi atabiliriz. Orada bir takıldı. Rashford'la kapamadık topu. Matheus iyi girdi araya. Şu pası Carlos'ta ya hayır, istediğimiz pası atamadık. En son Carlos'a da kötü pas gitti. Touch. Maça çok iyi başladık. Hani Cruyff'la şut çektik. Kaleciden döndü. İki tane peş peşe goller kaydettik. Beckham aldı.
Orta sahadaki üçlüye de baktığınız zaman arkadaşlar hemen savunmanın önünde yer alıyorlar. Ah, Cruyff'la o pası veremedik. Şurada araya iyi ayak koydu. Şimdi bir hızlı çıkma şansımız var. Haydi aşağıya doğru. Delit. Şu yukarı. Tekrar Delit'in önünde. Torres. 3-0 oldu. Torres sol ayağıyla ceza sahası dışından vurdu, gol attı bir de. Normalde ceza sahası dışından hani çok goller kaydetmemiştim kendisiyle. Burada iyi vuruş çıkardı. Köşe. Oraya zaten ikinci golünü attı Fernando Torres. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Şu ana kadar Torres, yani maçın adamı Torres diyebiliriz. 2 gol kaydetti. Rashford'un golü de çok güzeldi ama, yani dalan şut golü. Şu pası geçiremedik. Orada iyi ama dönen rakip arkadaş da bir pas hataları yaptı çıkarken. Kalecimiz iyi çıkardı. Güzel bir vuruştu. Kornerde acaba var mı bir organizasyonu? Uzaklaştırdık. Direkt Hakimi sol ayağıyla iyi vurdu. Bir falso vuruş. Bizim için şans sahneydi. İlk yarının son anlarında golü kaydedebilirdi. 4'te 4 bizim için iyi bir ilk yarı oldu. Hani rakibe de Haaland'la özellikle çok net bir pozisyon verdik. Onun dışında ceza sahası dışından denemeler oldu rakip arkadaş. İki defa hani bir kaleci kurtardı, bir direkten döndü. Hani rakibe çok pozisyon verdirmiyoruz ya da ceza sahası dışından şut çekmeyi itiyoruz genelde. Çünkü bu dizilişte de savunma çok kalabalık. Hani rakip girmekte zorlanacak. Ama tabii hücuma çıkarken de benim de zorlandığım yerler oluyor. Ben orta saha kalabalığa alışmışım. O yüzden orta sahada top çevirme konusunda bazen problem yaşıyorum. Şuna bir kafa biz vursak. Yine bizde ama. Dön Matheus. Ah, kaybettik topu. Çok fena yakalandık derken offside. Yani offside bizi kurtardı. Yoksa büyük boşluk vardı orada. Her ne kadar beşli savunma da yapsak ilerideydi savunma. İleride yakalanmıştık. Offside bizi kurtardı. Matheus. Şöyle bir derin bir pas. Ama geçmedi. Yani bir deneyelim dedik. Şöyle bir ara pası biriyle buluşur mu? Buluşmadı. Top bizde. Şurada Carlos'un önüne doğru atabilir miyiz? Carlos'un önünde bir orta yapsak. Bir kafa. Gol geldi. Roberto Carlos'tan çok güzel bir orta. Hani kafaya pas attı resmen. Dokunmak kaldı. Fernando Torres hat-trick yapmış oldu. Yani Torres için kolay bir goldü. Yani boş kaleye attı. İyi yerde kaptık. Carlos'la da epeydir oynayamıyorduk. Bu dizilişle birlikte Roberto Carlos'la da oynama şansımız oldu. Yorumlarda birçok arkadaşımız Roberto Carlos'u istiyordu. Bu maçta bir asistimizi yaptık. Kaptık mı? Kaptık, kaptık. Evet. Şurada pas hatası. Ama o top bizde kalır. Ah, Rashford'a buluşturamadık. Ama yine kaptık. Şöyle bir şut. Out'a gitti. Out'a döndü vurdu. Out'a gitti. Biraz daha sakin kalıp da vuruş yapabilirdim de. Aslında boştu. Biraz acele ettim orada. Ya şu ana kadar işler bizim için gayet iyi gidiyor. Savunma anlamında sıkıntımız yok. Hücumda dayız. Bir daha Carlos'a dönebilir miyiz? Bir daha orta yapsak. Bu sefer olmadı. Yani rahat değildi. Dönüp orta yapar gibi oldu. Kötü bir orta çıktı. Yani aslında kontrol edip öyle orta yapsaydık gol benzeri bir şey olurdu. Rakip başlamadı bu arada. Hazır başlamamışken bir oyuncu değiştirelim. Of, Cruyff çok yorulmuş. Forvet'e de biz bir hamle yapalım. Bir de Cruyff'u Beckham'la yer değiştirip Vieira'yı oyuna şöyle dahil edelim. Vieira da göbek olsun. Böyle kalsın. Hani hiçbir hamle yapmayalım. Zaten o beyaz top oyuncuyu da maliyet düşsün diye koydum. Yoksa oynatacağımdan değil de maliyet artıyordu. Menajerin maliyeti. Onu düşürsün diye eklemiştim. Rakip arkadaş bakalım başlayacak mı? Rakibi bekliyoruz. Geriz. Evet, başladı.
Skorda 4-0. Yani telefon oyundan atmazsa büyük ihtimalle kaybetmeyiz gibi ama şimdi bazen telefon oyundan atıyor. O zaman skor kaç olursa olsun yenik sayılıyoruz. Haydi bir şut. David Beckham'dan gol geldi ama offside. Evet, offside'a takıldık. Nasıl vurdu ama, çok değişik bir gol vuruşuydu. Top gerisine geliyor. Geri adım atıp vuruyor. Yani inanılmaz bir şey. Top arkasında düşse de normalde alıp dönüp vurması gerekirken geri adım atıp topa vuruş yaptı. İnanılmaz bir gol vuruşu yaptı. Yani bunu en iyi forvetler bile kolay kolay yapamaz. Yine bir boşluk verdik. Evet, ilk yarıdaki gibi Haaland'ı iyi gördü rakip. O offside olmasa harika bir goldü. Güme gitti gol. Ah, rakip hata yaptı ama yok, kaleye dönmeyeceğim. Rakibin bir hatası var. Rakip arkadaş oyundan düştü. O yüzden çevirdim. Şimdi o hatadan direkt kaleye gitsek gol olsa sıkıntı olurdu. İyice morali bozulurdu. Rakip arkadaş tabii skordan dolayı biraz demoralize oldu. Haaland'la geldi. Haaland bu maçta tabii istediğini yapamadı. Şöyle sakin paslarla artık maçın da son anları. Kanatta Alexander Arnold'un bir koşusu var ama taç olmadan yetişti. Bir şöyle bir orta denesek. Bu da gol oldu. Son saniyelerde bu sefer de Rashford'dan geldi. Hani bir deneme yapayım dedim ben. Hani acaba bir şey olur mu diye. Kafa vuruşu geldi ve gol oldu. 5-0. Bayağı farklı bir galibiyet oldu. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani bu kadarını hiç beklemiyordum. 8 şut 6'sı kaleyi bulmuş. Bir de maçın adamına bakalım. Kim seçildi? Rakipte tabii skordan dolayı düşük. Haaland bile çok düşük. Bizde Fernando Torres, yani 3 tane galiba gol atmıştı. Hak etti. Roberto Carlos asist yapmıştı. Bizde de bu şekilde. Ya bu maçta bence şey vardı, momentum vardı. Ben kesinlikle momentum olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakip hiçbir şekilde oynayamadı. Biz de bu kadar inanılmaz iyi oynayamazdım. Yani ben böyle bir oyun beklemiyordum. Vurduğumuz gol oluyor. Hatta David Beckham'ın bir attığımız gol var arkadaşlar. Yani onu en kral forvetler bile kolay kolay atamaz. Top arkasına düştü. Geri adım atıp gol kaydetti. Bence bu maçta momentum vardı diye düşünüyorum ben. Hani benim adıma, yani momentum dediğimiz olay Konami bir tarafı sınırlandırır, diğer tarafa yol verir. Konami kimi isterse aslında o kazanıyor oyunu. Bu maçta da oyun benim arkamdaydı. Ben öyle düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? Çünkü Torres'le bir sağdan vurduk, bir soldan vurduk. Her türlü ayağla vurduk, gol oluyor. Rashford'la bir çaktık, dalan şut gol oldu. Beckham'ın offside'den iptal edilen golü. Yani nereye vursak gol olacak. İşte momentum bence bu. Yani oyun tamamen beni destekledi ve benim oyuncularım daha güçlüydü. Her yerdeydi. Rakibin Haaland'la bile vurduğu mesela dağlara taşlara gitti. Yani o kadar kötü belki o şut çıkmazdı. İşte oyun bazen bunu yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de lütfen maçı izlediyseniz böyle gerçekten momentum olup olmadığını, bana katılıp katılmadığınızı yazabilirsiniz. Momentum olayını ben sevmiyorum. Hani ben istiyorum ki oyun bizi bıraksın. Biz normal oyunumuzu oynayalım. Yoksa İkon kadro yapmanın bile bir anlamı kalmıyor ki. Yüzlük oyunculara diz, oyun seni sınırlandırdığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Bir anlamı kalmıyor. Sanki takım ruhu, oyuncuların seviyeleri düşükmüş gibi oynamaya başlıyorlar. Benim de çok sevmediğim bir şey bu momentum olayı. Bence bu maçta kesinlikle vardı. Yani çünkü bazı yerlerden de hani onu anlayabiliyoruz. Hani dediğim gibi o pozisyonlardan. Normalde farklı maçlarda onlar öyle olmaz. Bu maçta çok iyi gitti hepsi. Sizler de lütfen yoruma görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hani bana katılıyor musunuz bu anlamda? Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşça kalın.